Selam dostlar, bu videoda Pirana araç tipi el süpürgesinin incelemesini ve testini yapıyoruz. A101'de satılan bir araç tipi el süpürgesi. Şimdi kutuyu açıp süpürgeyi biraz inceleyeceğiz. Daha sonra testini yapacağız. Hadi bakalım. Böyle bir aparatı var. Zaten bu aparat en önemli aparatı. Aracın çakmaklık girişiyle çalışan bir el süpürgesi. Süpürgenin kendisi. Şurada bir kağıt var. Ona böyle hemen bakayım. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi arkadaşlar. Şurada garanti belgesi de var. Kutunun içinde bu kadar. Sadece bir tane aparatı var. O da şu uzatma aparatı. Evet, oldukça küçük arkadaşlar. Yani bir karıştan biraz daha büyük. Şöyle yaparsak. Ucuna şu şekilde takıp sürme işlemi yapacağız. Zaten aracımız da bayağı bir pis. Uzun yol arabası. Şurada bir düğmesi var. On off. Şuna bastığımız zaman böyle içerisini açıyoruz. Burada bir HEPA filtre var. Bu HEPA filtre kutunun üzerinde yazdığına göre yıkanabilir bir filtre. Şöyle kutuyu tekrar bir alayım. 400 mililitre kapasitesi varmış. 3 metre kablosu var. Yıkanabilir bir filtre olduğunu belirten bir ifade var. Başka bir özelliği yok. Filtreyi nasıl çıkartıyoruz? Filtre şuradan direkt çıkıyor herhalde. Evet. Böyle çıkartıp bunu yıkayıp tekrar kullanabiliyoruz. Zaten tozları da buraya topluyor. Bunun dışına kaçmıyor bu filtreden. Geri takacağım da nasıl takacağız? Oldu. Tamam, süpürge bu şekilde. Şimdi takalım, bir test edelim bakalım. Bunu geri nasıl takıyoruz? Şöyle koyacağız. Sonra buraya basacağız. Oldu san. Tamam. Şimdi bir çakmakla takalım bunu. Evet, taktık. Çalıştırıyoruz. Buradan bayağı bir hava veriyor. Şöyle göstereyim. Bu tarafta, bu taraftan hava geliyor arkadaşlar. Kablosunu açalım. Evet, güzel çekiyor. Performans iyi gibi. Şimdi bir de yerdeki pisliklere bakacağız. Şurada da bayağı bir pislik var. Biraz daha kalın onlar. Bakalım orada nasıl bir performans gösterecek. Bunlar toz arkadaşlar. Bunları çekmesi mümkün değil zaten. Şimdi test amaçlı şuradaki pislikleri de çekmeye çalışacağım. Bakalım nasıl bir performansı var. Olmasına rağmen benim gayet hoşuma gitti. Biraz böyle dar noktalarda şu uç biraz kısa kalmış gibi. Biraz daha uzun olsaymış iyiymiş. Ama tavsiye eder misiniz diye soracak olursanız bence tavsiye ederim. Şimdi şunu bir boşaltalım ve filtrenin durumuna bakalım. Ondan sonra videoyu sonlandıracağız. Şu kadar pislik topladı bakın. Şimdi bir sökelim bakalım. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir toz toplama veya şey yok. Filtre gayet görevini yerine getiriyor. Şimdi içerisine bakalım. Durum bu filtrede. Temizleyelim bakayım şurada. Temizlendi ya. Bunu yıkarsak daha iyi de aralardaki şey böyle ufak ufak vurursanız gidiyor. Diğer pislikler de burada toplanmış bakın.
Evet dostlar, makine bu şekilde. Kullanışlı ve işinize yarayacak bir makine olduğunu düşünüyorum. 3 metre uzunluğundaki kablosu da aracın bagajına kadar uzanabilir. Herhangi bir problem yok. Yani 3 metrelik kablo uzunluğu size az gelmesin. Bu yeterli bir uzunluk. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz. Eğer video size yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.